Tamamdır. Benim telefonum nerede? Ah, buradaymış. Bu da ne böyle? Salına salına karşıma çıktın ey güzel Dilber. Beni Mecnun eyledin. Zülfümü döktürdün kaşın üstüne. Baktın beni Kerem eyledin. Göz gördü gönül sevdi. Gam diyarına beni sürgün eyledin. Gayrı güzellere gönül veremem. Beni bir çare garip eyledin. Bu tende sensiz ne ümit ne de sıhhat olur. Ne can bedende ayrılığının kederiyle rahat bulur. Her şey telafi edilir ama bir tek sensiz geçen günün telafisi yok sevgili. Senin de meylin varsa bana bir parça. Bekliyorum pastanede günün ilk ışıklarından sonra. Ya Semih. Sonunda anladı ona aşık olduğumu. Doğru insanın Betül değil de benim olduğumu anladı. Eğer bu notu bulursan seni pastanede bekliyorum. Böyle acele acele. Pastane. Anne Semih beni çağırdı. Sonunda bana döneceğini biliyordum. Pastaneye mi? Ya bu kız Semih'in ona ilgisi olmadığını hala anlayamadı. Ay boşuna üzecek kendisini. Gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun. Ben Kenan Bey'e teklif ettiğiniz iş için geldim. Evet, hatırladım seni. Sen de oradaydın. Neden geldin? Talibim işim. Ayağından vuracaksın yani. Vururuz. Evet. Kaç para vereceksin? 100.000 veririm sana. 100.000 mi? 100.000 mi? Ya Kenan'a dedim 500.000, bana niye 100.000 veriyorsun ya? O Kenan Bey özel. O işini temiz yapıyor. Bak kardeşim, ben de işimi çok temiz yaparım. Ayrıca birine söz verdim. Bana o para lazım. Kendime böyle küçük bir dükkan açmam lazım. Anlatabiliyor muyum? Hikayen beni ilgilendirmez. Sana 100.000. Kabul ediyor musun? Tamam. Tamam. İşini hallet. Gel paranı al. Kimi vuracağız? Eski ortağımı. Geldi. Şiirimi okudu geldi. Semih. Melis. Ben döneceğini biliyordum. Sonunda hata yaptığını anladın. Ne? Hiçbir şey için geç değil tabii. Melis, şimdi neler saçmalıyorsun? Saçmalıyor muyum? Evet. Sana döneceğimden bahsediyorsun. Ayrılmışız, tekrar girdim. Ben anlamadım hiçbir şey. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Semih? Niye beni buraya çağırdın o zaman sabahın köründe? Ben mi çağırdım? Ben niye hatırlamıyorum peki? Gerçekten dalga mı geçiyorsun? Çantamın içine not bırakmışsın ya. Not mu bırakmışım? Böbel mi? Melis'im, sen hayal mi görüyorsun? Ah be Ceylan Gözlü. Melis, beni bunun için bıraktın değil mi? Melis, saçmalama. Asıl sen saçmalama. Sen ne hakla benim kızımı ağlatırsın ha? Ne hakla ağlatırsın? Hem de şunun için. Sen de aklın sıra Semih'e yamanıp malikaneye kapağı atacağım diye hevesleniyorsan hiç heveslenme. O kapıdan içeri adımını bile atamaz. Semih bizim ailenin üyesi değil. Ekrem Bey'in uzaktan akrabası bile değil. Hanımefendi, sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Asıl senin kulağın duyuyor mu? Tülin Hanım, lütfen. Sen sus. Sıra sana da gelecek. Ben senin gibileri çok gördüm kızım. Avcunu yalarsın. Lütfen artık terbiyenizi takının, lütfen. Hay! Bana terbiyeni takın diyene bak. Sen biraz terbiyeli ol da Semih'in peşini bırak.
Tülin Hanım, böyle bir şey yok. Nereden çıkartıyorsunuz ya? Külahıma anlat, külahıma. Sen benim gül gibi kızımı ağlatıp şununla kırıştırıyorsun belli. Yakışıyor mu sana ha? Haddinizi bilin artık. Kardeşime laf söyletmem. Oo, sahte damada da bak sen. Madem mahalledeki bütün bekar kızlar senin kardeşin, o zaman kardeşine söyle de terbiyeli olsun. Bu münasebetsiz yakıştırmalara artık bir son verin. Lütfen artık haddinizi bilin. Asıl sen haddini bil, saygısız. Asıl saygısız sensin be. Betül asil kızın ağzının payını vermiyor. Ama ben senin gibilerin dilinden anlarım. Senin o ağzının payını var ya, öyle bir verim ki cart diye yırtarım o ağzını. Bana baksana sen. Eğer kızıma bir daha dil uzatırsan seni doğduğuna pişman ederim. Aa, şunlara bak ya. Bunlar resmen vahşi ayol. Ben seni göstereceğim. Manyaklar. Daha fazla rezalet çıkartmadan çekin gidin buradan Tülin Hanım. Ben mi rezalet çıkartıyorum ha? Kadın güpe gündüz tehdit ediyor beni. Yeter dedim. Bana bak hocam. Anneme bağırıp durma yoksa. Yoksa ne? Sen anladın ne demek istediğimi. Yürü anne gidelim. Eğer bende Tülin sen var ya, bu yaptıklarını size tek tek ödeteceğim. Anne yürü. Tamam. Yürü. Gitsin yürü bunlar bizim ya. Mahalleden. Manyaklar. Tamam biraz sakin olun siz de. İyisiz ya. Hadi anne. Annem. İyi misiniz Betül?